İletkenler ve yalıtkanlar. Bir elektrik devresinde elektronların hareketini biz elektrik akımı olarak ifade etmekteyiz. Elektrik akımının iletilebilmesi için bir iletkene ihtiyacımız bulunmaktadır. İletkenlerin temel yapısına baktığımızda, iletken maddelerin atom yapısında en dış yörüngede bulunan elektronların, yalıtkan maddelerin en dış yörüngesinde bulunan elektronlara göre daha kolay hareket ettirilebildiğini söyleyebiliriz. İletken örnek olarak bakır, demir, altın bilinen iletken metaller olarak söyleyebilmekteyiz. Yalıtkanlarda ise bildiğiniz üzere plastikler, kauçuk malzemeler ve seramik materyaller bilinen yalıtkan maddelerdir. Elektrik devrelerinde iletkenlerin en kalitesi olarak söyleyebileceğimiz altın iken maliyetinden dolayı sıklıkla bakır kullanılmaktadır. Devrelerimizde de bakırlı plaketler göreceğiz. Dirençler içerisinde de kullanılan bu materyalleri yeri geldikçe inceleyeceğiz. Gerilme direnç. Bir enerji kaynağının bir iletkenden akım geçirebilme yeteneğine elektromotor kuvvet diyoruz. Elektromotor kuvvet bir devreye uygulandığında devrede potansiyel fark meydana gelmektedir. Peki potansiyel fark nedir? Potansiyel fark devre üzerindeki bir noktanın başka bir noktaya göre elektrik yükü bakımından daha fazla elektrik yüküne sahip olması demektir. Hem EMK hem de potansiyel fark volt ile ölçülür ve harfiyle gösterilir. Birçok elektrik devresinde tek güç kaynağı kullanılmakta. Potansiyel fark ise devre içerisindeki elemanların uçlarında meydana gelmektedir. Geleneksel olarak elektrik devresinde elektrik akımının yönü pozitif noktadan negatif noktaya göre hareket ettiği belirtilir. Elektrik akımının bir diğer tarifini ise birim zamanda değişen yük miktarı olarak da söyleyebiliriz. Çünkü elektronlar bir noktadan diğer noktaya doğru hareket ettiğinden dolayı elektrik akımı meydana gelmektedir. Bu değişen yük miktarı elektrik akımını ifade eder. Bir iletkenden akım geçmesi iletkenin fiziksel özelliğine göre değişim göstermektedir. İletkenden geçen elektrik akımı iletkenin direnciyle ters orantılıdır. İletkenin direncini tanımlayan durum ise iletken maddenin son yörüngesinde bulunan elektronların hareket edebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle direnci elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak ifade ederiz. Yüksek dirençli bir iletkenden geçen akım miktarı daha düşük dirençli iletkenden geçen akım miktarından az olacaktır. Ohm kanunu. Elektriğin temel kanunlarından olan Ohm kanunu bir elektrik devresindeki gerilim, akım ve direnç arasındaki bağlantıyı bize açıklar. Bir elektrik devresinde bir direncin üzerinden geçen akımı bulabilmek için direnç uçlarındaki gerilimin direncin değerine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Formülde görüldüğü üzere V potansiyel farkı yani gerilimi temsil eder, birimi volttur. I ise devreden geçen akımı temsil eder, birimi amperdir. R ise direnci temsil eder, birimi ohmdur. Pratik elektrik elektronik devrelerinde ölçü aletiyle ölçtüğümüz değer ile ohm kanunundaki hesapladığımız değer belli bir oranda farklılık gösterebilmektedir. Bunun sebebi üretilen devre elemanlarının belli bir tolerans ile üretilmesidir. Bu örneğimizde sırasıyla 4 adet direncimizin üzerinden geçen akımları hesaplayacağız. Bordumuzun üzerinde 9 voltluk bir gerilim kaynağı bağladık. Sırasıyla 4 tane direncimiz mevcut. 100 ohm, 510 ohm,
1 kilo ve 15 kilo olmak üzere 4 tane direncimizin üzerinden geçen akımları hesaplayıp ölçümünü yapacağız. İlk direncimiz olan 110'un devreye seri olarak bağladığımızda göreceğiniz üzere yaklaşık olarak 88-89 miliamper bir akım geçtiğini ölçmekteyiz. İkinci direncimiz olan 510 ohm'a devreye bağlamış olduğumuzda direncin üzerinden geçen akım ise 17,5 miliamper olarak ölçmekteyiz. Üçüncü direncimiz olan 1 kilo ohm'a devreye bağladığımızda ise ölçü aletimizde 9 miliamper olarak devreden geçen akımı ölçmekteyiz. Dördüncü direncimiz olan 15 kilo ohm'u devreye bağladığımızda ise devreden geçen akımı 0,6 miliamper olarak ölçmekteyiz. Enerji ve güç. Enerji bir işi yapabilme yeteneğidir. Genellikle birim zamanda yapılan işin miktarı olarak bilinir. Güç ise bir işi ne kadar hızlı yaptığımızla ilgilidir. Elektrik devrelerinde enerji batarya ya da enerji üreticilerinden sağlanır. Bobin veya kondansatör gibi devre elemanlarında ise kısa süreli enerji depolanabilmektedir. Elektrik enerjisi çeşitli formlara dönüştürülebilir. Direnç ile ısıya, hoparlör ile sese, ışık ile ışık yayan diyot ile ışık enerjisine dönüştürmüş oluruz. Enerji birimi joule'dur. J harfi ile gösterilir. Güç ise enerjinin kullanım oranıdır ve watt ile W harfi ile gösterilir. Saniyede 1 joule enerji harcandığında 1 wattlık güç harcanmış olur. P eşittir W bölü T formülüyle gücü hesaplamaktayız. Burada P gücü temsil eder, birimi watt'tır. W ise enerjiyi temsil eder, birimi joule'dür. T ise zamanı temsil eder, birimi saniyedir. Güç, gerilim ve akımın bir ürünüdür. Örneğin evlerimizdeki televizyon arkasına baktığımızda 220 volt ile çalıştığını ve harcamış olduğu güç olarak da 100 watt harcadığını görebiliriz. Burada televizyonun 1 saatlik çalıştırması sonucunda 100 wattlık güç tükettiğini bize ifade etmektedir. Güç formülü P eşittir I çarpı V ile hesaplanır. Bu formülde I akımı, V ise gerilimi temsil etmektedir. Bir elektrik devresinde bir direnç üzerindeki gücü hesaplayabilmek için ise P eşittir V çarpı I formülünde ohm kanunundan faydalanarak V değeri yerine I çarpı R ifadesini kullanırız. Böylelikle formülden görüleceği üzere P eşittir I kare çarpı R ile ifade edilmektedir.